Elazığ Şehir Meclisi 3. olan kongresi gerçekleştirildi. Kongrede Başkan Mehmet Karaca görevi Vedat Demirbağ'a devretti. 2019 Eylül ayında kurulan ve şehrin sorunlarının çözümüne yönelik önemli adımlar atan Elazığ Şehir Meclisi genel kurulunu gerçekleştirdi. Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Üçüncü olan genel kurulda Başkan Mehmet Karaca görevi Vedat Demirbağ'a devretti. Eski Elazığ Şehir Meclisi dönem sözcüsü Mehmet Karaca yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dediğim gibi ilk gündemimiz okullar ve kamu binalarıydı. Bunlarla ilgili mesafe alabildiğimiz gibi mesafe alamadığımız olaylar da oldu. Muhatap alındığımız, alınmadığımız, şehir meclisi olarak hain ilan edildiğimiz taleplerimiz de oldu. Ama biz doğru bildiğimiz bu taleplerin bugün de arkasındayız. 6 ay geçmeden, 5 ay geçmeden haklılığımız maalesef tescil ediliyor. Biz isteriz ki doğru işler yapılsın, bu şehir doğru yönetilsin. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında, Ekim ayında bir istişare toplantımız olmuştu. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında TV programlarımız, basın açıklamalarımız oldu. Yine Ocak ayında depremin yıl dönümünde Yıldız Teknik Üniversitesi'nin çok değerli hocalarıyla kent konut deprem konulu bir panel düzenledik. Malum pandemiden dolayı bu panelimiz internet ortamında gerçekleşmişti. Ülkü Tek Elazığ Şube Başkanı Turan Yıldız da maden rezervleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Diyoruz ki bu madenlerden Elazığ halkı, maden halkı ne derecede istifade edebilecek? Mesela ihalede rövans metodunun uygulanması çok önem arz ediyor bizim açımızdan. Çünkü devlet alacağı miktarı en başta peşin olarak değil de yıllara bölüp her çıkan cevher üzerinden yüzde olarak alırsa işte o aldığı paydan maden belediyesine bir kaynak aktarabiliyor kanun gereği. Böylece mesela biz buna bastırırsak, siyasetlerimizi bu yönde yönlendirmeye çalışırsak en azından maden belediyesinin gelirleri artar, bu da maden halkına bir hizmet olarak yansır. Elsad Başkanı Avukat Murat Erdoğan ise DASK davalarının vatandaşlara katkı sağladığını söyledi. DASK konusunu gündeme getirdik. Elazığ'da kimse DASK'ı bilmiyordu. Bunu araştırdık. Bazı sigortacılar işte buradan bir şey çıkmaz, konu yabancı. Neyse bunu anlatınca Elazığ'da yaklaşık 2-3 bine yakın dava açıldı. Ve bu davalardan da Elazığ halkının cebine 350-400 trilyon gibi bir tazminat geldi. Elazığ Şehir Meclisi dönem sözcüsü Vedat Demirbağ, görevi devreden Mehmet Karaca'ya teşekkür ederek çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Bugüne kadar bizden önceki icra kurulu görevini yürüten Sayın Turan Bey'e, Mehmet Bey'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah biz de onların bıraktığı çıtadan bir adım üstüne koyacak şekilde faaliyetleri sürdürürüz. Bu üstlendiğimiz sorumluluğu icra kurulu olarak 7 kişiyle sadece kendimizi sorumlu hissetmiyoruz. Şehir meclisinde üye olan 57 sivil toplum örgütünün tamamını icra kurulunun birer üyesi gibi her zaman bize yol gösterecek, yönlendirecek, fikir tartışında bulunacak birer icra kurulu üyesi olarak addediyoruz.